Ve tövbe hakkında elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulullah. İbn-i Kayyim rahmetullah diyor ki bir tövbe, tövbe ne demektir manası? Lügat manası. Tövbe yetubu. Fiil olarak tövbe döndü demektir de. Kayıttı. Tövbe kayıttı, yetubu kaydır. Yani hara kaydır? Allah'a. Allah'a kulluğa, Allah'a itaate. Çünkü günah eden insan ister balaca ister büyük günah olsun her bir günahından Allah'tan uzaklaşır. Diliyle olan günahlar, başkalarına tecavüzle olan günahlar, böhtan, gıybet, şer veyahut da gözüyle olan günahlar veyahut da her hansı bir günahlar her günah insanı Allah'tan uzaklaşır. Uzaklaştırır. Tövbe ise insanı Allah'a kaytarır. Tövbe yetubu kayıttı. İbn-i Kayyim diyor ki rahimahullah tövbe İslam dininin hakikatidir. Esası özeyidir. Din tövlükte tövbe adının içine dahildir. Ve ona göre de tövbe eden insan Allah'ın sevdiği kul olmaya layık olmuştur. Çünkü Allah Teala Kur'an'da buyuruyor ki yuhibbu't tevvabin. Allah Teala tövbe edenleri sevir, çok tövbe edenleri. Ve yuhibbul mutatahhirin, temizlenenleri sevir. Yani günahlardan temizlenenleri. Allah sevir. Ya Allah Kur'an'da haber verir ki Allah çok tövbe edenleri sevir. Ve Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem buyurur ki Adem evladı hamısı günah edendir. Ve günah edenlerin en hayırlileri çok tövbe edenlerdir. Ben günahsız kalmak mümkün değil. İnsan istersen düşecek. Şimdi hayırlı olmak lazım. Hamı günahkardır. Hamı da günah nesi olacak, hata olacak. Ama hayırlı olmak için ne demek lazım? Çok tövbe. Allah'a kayıtmak istiğfar. Hayırlı olmak için. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sözüyle. Demek Allah Teala sevir tövbe edenleri. Ve bu taraftan da Allah Teala özünün emrini yerine getirenleri sevir. Ve qadağan etdiyini tərk edənləri sevir. Allah da kimləri sevir? Əmrini yerinə yetirənləri, qadağanı tərk edənləri. Və əvvəl dedik ki, tövbə edənləri sevir. Deməli, tövbə insanın Allaha dönməsidir, Allaha qayıtmasıdır. Allahın sevmədiyi şeylərdən, həm zahirən, həm batinən. Və tövbə İnsanın hem zahiren hem batinen Allah'ın sevmediği şeylerden Allah'a dönmesidir. Allah Teala'nın sevdiği ve razı kaldığı şeyler taraf. Hem zahiren hem de batinen. Ve bunun da içine dahildir İslam tövlükte. İslam, aleyhisselam, iman ve ihsan buna dahildir. Bütövlükte. Ve tövbe dinin bütün makamlarını özünde şamil edir. Ve ona göre de tövbe her bir müminin gayesidir. Tövbe işin başlangıcı ve sonudur. Evveli de sonu da tövbedir. Yani insan Allah'a kayıtmasıdır. Allah'ın emirlerini yerine getirmek, qadağanlarını terk etmek. Tövbe o gayedir ki mehlukat onun için yaratılmıştır. Allah Teala'dan gönderilen bu emir, bu din, tevhid bundan bir hissedir. Ve tövbe en büyük hissesidir. Ve insanların bir ekseriyeti tövbenin kadrini bilmirler. Tövbenin hakikati, mahiyetini bilmirler. Bundan habersizdirler. Eğer bilmirlerse bunu nece yerine getirsinler, nece emel etsinler. Halbuki onlar bunu bilmirler. Yani bilmeyen adam nece yerine getirsin? Eğer bilseydiler ki Allah Teala öz sevgisini, öz mehabbetini yarattıklarından hususi insanlara etmiştir. Hansı ki onlar da tövbe edenlerdir.
Yani tevbe-i bu Allah'a dönmek, Allah'a kayıtmak. Hanski Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki: "Ey insanlar, Allah'a tövbe edin. Hakikaten ben gün ərzində Allah'a 100 defa tövbe edirəm." Allah Teala bizi çok tövbe edenlerden ve temizlenen kullardan etsin. Amin. Subhaneke Allahumma hamdike eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etûbü ileyk.